Ben Adana'ya döneyim, sen bir de Tarsus'u ara. Vallahi bu işte hayır kalmadı ama istersen bir doğruya bakayım. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler, ayılmadı mı daha? Hayır, ayılmadı. Ayılsa da konuşmanız doğru olmaz. Öyleyse sen bize bir telefon edin. Ya, memnun oluruz. Ederim ama pek söz veremem. Siz buraya telefon ederseniz daha iyi edersiniz. Peki Filiz, öyle yapalım yavrum. Gidelim. Hadi gidelim. Bu paket ona ait, bırakayım mı kızım? Hayır, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Talihim olsaydı rakı fabrikasında ameli olurdum. Çok mühim bir zirai bölgenin ortasında bulunan Tarsus, Mersin'e rekabet edebilecek bir merkez halini almaktadır. Kavuşacağım bu yeni dünyayı, yeni hayata hep size medyum Metin Bey. İyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Hadi şimdi heyecanlanma, istirahat et bakayım. Hadi Filiz, kalk gidelim. Bu da istirahat etsin. Oo, gemi yükünü aldı, tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Buyurun Nigar Hanım. Teşekkür buyurun, ederim abla. Efendim. Bunlar niye bizi görünce gittiler Metin abi? Onların saati saatine uymaz. Nasılsın Aziz Hanım? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Maşallah. Iyi. Söyle, bir arzun var mı yavrum? Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare, ah! Boncuk abla, seninle mühim bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Söyle bakalım, seni dinliyorum. Azize'nin kimsesiz garip bir kız olduğunu biliyorsun tabii. Tabii biliyorum. Onun için düşündüm taşındım, Azize ile evlenmeye karar verdim. Kendisi kabul ederse tabii. Sen bu fedakarlığı kızı sevdiğin için mi, ha? Yoksa acıdığından mı yapıyorsun? Nasıl düşünürsen düşün. Sen benim büyüğümsün. Onunla konuş, evlenmemize razı et. Üvey babası Sarhoş Kemal buraya gelmiş, Azize'yi arıyormuş. Ona karşı koyabilmem için hak sahibi olmam lazım. Ama seni seven bir kız var, onu hiç düşünmüyor musun? Kimmiş bu? Ayol, Filiz! Kız senin aşkından iğne ipliğe döndü. Seni sevdiğinden çıldıracak neredeyse. O da genç, kusursuz ve çok güzel. Her zaman benden daha iyi bir eş bulabilir. Oğlum, söz veriyorum, senin bu işini tez vakitte yapacağım. Günaydın. Günaydın. Size bir sürprizim var. Bilmem memnun olacak mısınız? Bilmem... Ben buna layık mıyım? Fatma Boncuk'un iş başında ilk defa yüzü gülüyor. Sanki öz oğlunu nişanlamış gibi memnun. Ulu Tanrı'ya bin şükür! Bin şükürler ve bin defa hamdü sena! Siz de nihayet dünya güzeli gördüm, minnet ve şükranlar! Fatma abla nerede? Başına güneş geçmiş, otelde yatıyor. Öyle mi? Apta Bey sizsiniz galiba. Evet benim. Geçmiş olsun yanık sesli kız. Ben de Nigar. Nigar ablacığım, sen ne kadar genç ve güzelmişsin. Şükür bana bu günleri gösterene geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Filiz abla nerede, yok mu? Fatma ablanın başında. Doktor bey, size minnettarım, bunu ömrümce unutmam. Size de teşekkür ederim. Sağ olun, vazifemi yaptım. Nice metedeyim, sevgilim seni. Hmm.
Rumeli Bosna'yı. Alemde bulunan ruh-i revan, İzmir Konya'yı değer gözler. Kimse de görmedim sendeki nazı, Yemen'i Bağdat'ı, Acem Şiraz'ı, bütün Gürcistan'ı, Hindu Hindistan'ı değer gözleri. Daha ne istiyorsun işte? Kızının gözleri açılmış. Akşama da bir ziyafetleri varmış. Ben onlara öyle bir ziyafet çekeceğim ki tadına doyamayacaklar. Durayol, kıtlıktan mı çıktın? Abdo'yu görünce hayretler içinde kalacaksınız. Neden? Seni aç zaman oldu, doyamadım tadına. Adana, Adana, bir giderin Adana. Kurban olalım size, hayranın şehrinize. Kurban olalım size, hayranın şehrinize. Ah evladım, ne sipse ne sipse, Konya halkıştan yıkıldı, yıkıldı! Tebrik ederim Azize Hanım, demek işleriniz tekrar yoluna girdi. Teşekkür ederim Metin Bey. Ayol, yalnız Azize'yi mi tebrik ediyorsun? Filiz'i niye tebrik etmiyorsun? Abdo'yu niye tebrik etmiyorsun? Hepinizi demek istedim. Herhalde Azize Hanım'ı çok özlemiş olacağım ki karşımda görür görmez onun adı çıktı ağzımdan. Azize Hanım, bu akşam yemeği beraber yiyelim mi? Teşekkür ederim. Ah! Bizim başımız kel mi, bizim canımız yok mu? Siz de buyurun. Ah! Şöyle köfte hor! Hele bir odaya yerleşeyim de senden peki konuşuruz. Peki efendim, peki. Yurdumuzda yer yer yükselen ve yükselmekte olan refah ve saadet kaynaklarından biri de Seyhan Barajı'dır. Bu dev kuvvet, sadece Adana, Mersin, İskenderun gibi istihlak mıntakalarını sulamakla kalmayacak. Büyük şehirlerden başlayarak ta köylere kadar sanayi, ısıtma ve ışıklandırmada gazın, kömürün vazifelerini görerek bunlara verilen muazzam parayı da tasarruf edecektir. Ne yapayım abla, Metin'i seviyorum. Bir şey yapma. Boş ver. Dünyada Metin'den başka erkek yok mu? Merhaba abla. Merhaba. Konser için mükemmel bir salon temin ettim. Yaşa be Abdo. Ne çalışkan çocuk bu Abdo! Vallahi kızımı bulsaydım sana verirdim! Bulun da vermeyin abla! Sahi, inşallah bulursunuz evlatlarınızı! İnşallah bulayım! Hemen çocuğumu buna vereceğim, buna! İlk görür görmez pek sevdim Abdo Beylik! Bir randevu alalım o halde. Lüzumu yok, Fethi Bey ne niye? Zaman isterseniz getiririm dedi. Mesele yok öyleyse. Gel!
Bu heybede yok vesika. Bu heybe değil mi yoksa? Heybe bu ama vesika yok. Hay Allah kahretsin. Metin abi. İstanbul'dan bir mektup. Heybe nerede? Heybe benim odada abi. Mektupta vesikanın heybede olduğu yazılı. Hani nerede? Burada, buraya atmıştım. Orada dur. Yok. Allah Allah, şimdi işe yarayacak bir cepken vardı, onu aldım, heybeyi de buraya attım. Kim aldı acaba? Bir yılda 284 milyon kilovat saat enerji sağlayan Seyhan Barajı Santralı. Şeytan kadar zekiyim, Hüseyin Peyda gibi yakışıklıyım. Ama yine de sevgilim bana yüz vermez. Ne yapalım, demek ki kaderim böyleymiş. Üzülme Abdo Bey! Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilme. İnşallah. Nasıl buluyorsunuz bu kıyafetimi? Mükemmel, çok yakışmış, çok beğendim. Ha, bu akşam bu kıyafetle sahneye çıkacağım. Çok sükse yapacaksınız. Ne oldu Aziz Hanım'ın işi? Bu akşam son konserim. Yarın ameliyat olmak üzere hastaneye yatıyorum. Hadi hayırlısı. Evlerinin önü vah vah mermer döşeli, evlerinin önü vah vah mermer döşeli, sevgilim geçiyor gayet neşeli, gayet neşeli. 3 yıl oldu anam vah vah derde düşeli, oy nenni nenni, sebebim nenni, severim seni. Bir mektup yazdırdım vah vah sevdiğim kızıma, bir mektup yazdırdım vah vah sevdiğim kızıma, zalimin kızı bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Eğer anam duyarsa vah vah vurur dizine, eğer anam duyarsa vah vah vurur dizine, oy nenni nenni, sebebim nenni, severim seni. Eğdim kavak dalını, saydım yapraklarını, yârim hammamdan çıkmış, öptüm yanaklarını. Hanım kızlar, kızlar, canım kızlar, kızlar, giyinmiş eve gider, elma yanaklı kızlar, elma yanaklı kızlar.
Merak etmemek elde değil. Mecbur olmasaydım bu seyahate çıkmazdım. Ben size sık sık telefon ederim. Olur Metin Bey. Hazırlanayım, hemen yola çıkalım. Pekala. Sen çok kişizade bir insansın Metin Bey. Allah senden razı olsun. Azizi'ye yaptığın iyiliği babası olsa yapmazdı. Ne o? Yolculuk mu var? Evet, öyle. E kızı bu halde mi bırakıp gidiyorsun? Siz varsınız ya. Evelallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık Filin. Pek istiyorum abi. Öyleyse biletini al da yarın ayıralım. Ama benim param yok. Veresi olmaz mı acaba? Burası mahalle bakkalı değil. Hadi bas bakalım. Otobüs cezanesi. Evlatlarının hasretiyle bağrı yanan Fatma Boncuk, bohçasını omuzlamış, uçsuz bucaksız Adana'da kapı kapı dolaşarak onları aramaya devam ediyor. Gazi Antep! Arap alemine açılan kapının yanı başında yer alan Gazi Antep, her şeyden evvel Türk harsının, Türk adet ve ananelerinin müessir bir ileri karakoludur. Canlarından vuruldum, bu güzel şehrinize kara sevdalı oldum, aşığız hepinize. İşte benim hemşerimin evi şu kale duvarlarının altındadır. Orada oturur kendisi. İstediğiniz bütün malumatı da ondan alabiliriz. Ben de sonra sizi gelir istediğiniz yerde bulurum. Bulur mu abiciğim? Pekala, hadi çabuk ol. Nasıl, ümidin var mı bu işte? Vallahi bilmem ki, eğer serçe o adamı bulursa ümidim var tabii. Bulur, çünkü emin bir yerden öğrendik, heybeyi çalan buraya gelmiş. Öyleyse vesika elimizde demektir. Evet, ama heybe elimize geçerse. Rahatsız ettim ama, kusura bakmayın şerif. Ne münasebet canım, yalnız ben sana evini uzaktan göstereceğim. Biraz aramız bozuktur da onunla. Kahraman Gazi Antep'in aziz şehitlerini ebedileştirmek için dikilmiş olan mütevazi bir abide. Ne oldu? Tamam abi, gel artık. Demek senin hanına geldiler öyle. Evet, benim hanıma geldiler ama gece kalıp sonra gittiler. Nereye gittiler? Bilmiyorum, bir şey söylemediler. Heybeleri de var mıydı? Evet, heybeleri vardı ama bir tane heybe. Oynama baba, oynama! Teşekkür ederim baba, Allah'a ısmarladık. Güle güle evlat. Bu heybenin içinde başka neler vardı? Benim böyle bir heybeden haberim yok. Yalan söylüyorum. Bana doğruyu söyle, yoksa fena olursun. Doğruyu söylüyorum, haberim yok. Bizi uğraştırma. Bu heybeyi senin odandan almışlar. Bende öyle şey yok, bana bir sigara verin. Gel, inat etme serçe, doğruyu söyle, kazanırsın. Boşuna ısrar ediyorsunuz, böyle bir heybeyi ne görmüşlüğüm ne de bilmişliğim var. Günah benden gitti serçe, bak şimdi nasıl bülbül gibi konuşursun, başlayın! Bu daha başlangıç. Doğruyu söylemezsen devamı var. Mustafa, sen bunu bekle. Sakın elinden kaçırayım deme, biz gazeteci Metin'i bulup buraya getireceğiz. Hadi yürüyün! Sen bu kafayla daha çok çekersin. Ateşiniz var neden? Bilmem, üşütmüşüm galiba. Nabız da normal değil, bir şeye mi üzüldünüz? Benim dünyada Allah'tan başka kimsem yok. Peki, gazeteci Metin Bey bir şeyiniz değil mi? Olmasını isterdim ama hiçbir şeyim değil. Benim kulağıma çalındığına göre size karşı boş değilmiş. Keşke, fakat bana acımış, sadece iyilik ediyor. Hepsi bu kadar. Miras vesikası arayanlar Antakya'ya geldiler. Antakya yalnız tarih ve sanat eserlerine malik olmakla kalmaz, tabii güzelliklere de sahiptir.
ispat ettin dünyaya yaramaz. Ey Antakya, Antakya güzel han, ispat ettin dünyaya yaramaz. Feda olsun canımız güzel han, güzel şanlı Hatay'a yaramaz. Metin'le Serçe Zeki, vesikayı ele geçirmek için ne kadar çabalıyorlarsa, Foto Şaban'ın da bu işi o nispette umursadığı yok. Şimdi de Antakya Parkı'nda dolaşıyor. Hey Abdo! Hadi gel. Gel artık, gideceğiz canım. Bir dakika abi, bu son partiyi bitirip ben doğru otele gelirim. Pekala, öyle olsun. Sağ ol abici. Verdiğin malumata çok teşekkür ederim baba, anlaşma. Ben de oynamıştım ya. Güle güle. Antakya'daki mağaradan yapma bu kilise, dünyanın ilk dört kilisesinden biridir. Miladın 29. yılında Hristiyanlığı kabul edenlere Saint Pierre burada vaaz ve nasihat etmiştir. Dilinin zoruna bak, bizi ana kız zannetti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni öz annem gibi seviyorum. Ben de seni öz kızım gibi seviyorum. Sevgi dedin de aklıma geldi, Metin'in Azize'ye büyük alakası var. Galiba birbirlerini seviyorlar. Metin bey ama Azize'yi benden daha güzel buldu. Ah! Şunun düşündüğü şeye bak ayol! Sende bu güzellik varken elini sallasan ellisiz, saçını sallasan sırma tellisiz! Ay ölürsün Fatma abla! Güzel ve temiz caddeleriyle büyük bir şehir olmaya hazırlanan İskenderun! Miras vesikası arayanlar buraya geldi. Ooo! Hakikaten güzel bir yer! Benim de çok hoşuma gitti, cennet gibi yer! Ben burada epey resim çekerim! Bana müsaade edin, yapılacak çok mühim bir ziyaretim var, eyvallah! Eyvallah! İskenderun'da Kore abidesi! İnsanlık ideali uğruna Kore'de savaşan kahraman Mehmetçiğin mukaddes hatırasına! Hoş geldin Tili. Nasılsın yavrum, iyi misin? İyiyim abla, hoş geldin. Ne iyi insanmışsın Filiz, bir zavallıyı sevindirdin. Aha, rica ederim. Bilmem haberiniz var mı, bugün öğleden sonra ameliyat olacağım. İnşallah iyi geçer. İnşallah kızım. Sakın heyecanlanma, mühim değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ses sanatkarı Ama Azize Adana'ya gelmiş. Bu otelde mi kalıyor burada acaba? Burada öyle kimse yok. Hay Allah! Tabii güzellikleri ve mamureleriyle göz kamaştıran büyük limanımız Mersin. Niye, burası fena mı resim çekmek için? Buranın resmini çoktan çektim. Ben şimdi Mersin'in Ahmet'in kahvesine gidiyorum. Belki orada daha güzel şeyler bulurum. Nerede olduğunu biliyor musun? Yoo! Tamam, meşhur bir adam. Kime sorsam gösterir elbet. Hadi eyvallah! Eyvallah! Ne oldu? Bir şey olmadı, bana gösterdiğin yabancı değil buralıymış. Yanlış anladın öyleyse, yürü! Hey! Arkadaş! Hı? Çiçeklere basma! Kim atıyor ya çiçekleri, Allah Allah, ne bağırıyorsun? Ben bağırırım, ben Mersin Ahmet'im! Bağırırsan çok fena olur! Ne olur be! Çok fena olur! Ne olur, ne olur! Çok fena olur diyorum sana! Ne olur! Sesin kısılır abi! Aaa! Merhaba Reşit abi! Oo, hoş geldin Sert! Namı diğer Abdo Bey! Nereden çıktın böyle? Bir işim vardı, onun için rahatsız ettim. Çapraşık bir iş olmasın sakın! He? Yok abi, Fındık Rıza diye birisi vardı, onu arıyorum. Ha, Fındık Rıza mı? Gel göstereyim.
biriktirdiğim paralarla kılık kıyafeti düzdü ya. Ha, aferin Apto Bey'e. Bakın geldi maşallah. Ne kadar şık değil mi? Kibar oğlum maşallah, elem derebiş kem gözlere şiş. Efendi oğlum ayıp ayıp, kendine gel. Ay yeter vallahi yeter. Ay bakanlar bu acık oğlum, ananın karnında nasıl sabrettin ha? Pek kibar halin var Apto Bey. Vallahi pek asil bir çocuk. Bunu da evlendirmeli. Hazır ol, sıra sende Apto Bey. Kısmetse olur. Ha Metin Bey, Türkçeden başka bir yazı bu. Okur musunuz lütfen? Nerede buldun bunu? Heybeden cepken almıştım ya. Onun astarından çıkmış. Eskici bulup bana iade etti. Bu vesikayla da peşinden koştuğumuz 10 milyon dolarlık mirasın vesikası. Çok güzel, nihayet bizi buldu desene. Kimin bu 10 milyonluk miras? Ben de bilmiyorum. Şimdi varisini arayacağız. Peki bu vesikada bu yazılı değil mi? Tabii yazılı. Kiminmiş? Türkiye'de varisi Kayserili Dervişoğlu Abdullah'ın torunu Ölü Mehmetoğlu Ömer Deveci'ymiş. Ömer Deveci mi? Evet. Bak şu nüfus kağıdımı ört. Senin asıl adın Ömer mi? Evet, Ömer efendim. Kayserili misin? Evet. Annem anlatırdı. Babam deveciymiş. Ben çocukken kervanla beraber bir yere gidip bir daha geri dönmemiş. Arkadaşlar anneme vefat haberini getirmişler. İsmi Mehmet olmakla beraber ona derviş diye hitap ederlermiş. Annem bunları bana daha çok küçükken anlatmıştı. Tebrik ederim. Niye? Varis meydana çıktı. Amerika'daki 10 milyon dolarlık mirasın yegane varisi sensin. Milyoner oldun. Metin Bey evladım, hani söylüyorum, ben hiç düşünmeden kızını bulayım, vallahi billahi şu Apto Bey'e helal minallah'tan derik. Sağ ol ablacığım. Bu parayı harcamak sana güle güle nasip olur inşallah. İnşallah. Tebrik ederim Apto Bey. Eğer bir film yaparsanız filminizde dans ederim. Çok memnun olurum. Hadi Apto oğlum durma, atıştır yemene bak, yemene ne duruyorsun hadi. Hadi Filiz, sen de bakayım yiyorum, hadi! Yiyorum, yiyorum! Hah, şeftalin eksik kaldı! Benim mazeretim var, affedersiniz, gitmeye mecburum çünkü gazetenin beklediği acele fotoğrafları göndereceğim. Hadi bakalım, siz işinize bakın! Bol bol iştahlar, bol bol eğlenceler! Hadi, eyvallah! Hadi. Şu şeftaliyi versene şeftaliye! Cümleten Allah'a ısmarladık! Güle güle! Güle. Faiziyle öderim, faiz istemezsen bir hediye alırım. Al şu parayı bakalım, ama nasıl ödeyeceğini bilmeliyim. Nasıl mı ödeyeceğim? Gayet kolay, en kısa zamanda kızımın gözlerini kör edip onu tekrar çalıştıracağım. Eğer Serçe Zekin elindeki miras vesikasını çalarsan, o zaman seni ihya ederim. Asmadan yüzüm!